Peki. Tek fen var. Evet, tek fen uzun süredir bakmadığım bir hisse senedi. Dolayısıyla hemen verilerine bir göz atmamız lazım. Hem temel verilerine hem teknik verilerine. Şimdi temel açıdan baktığımızda çok kötü bir kar performansı sergilemiş. Yani geçmiş yıllara göre oldukça da kötü. 100 milyon gibi bir kar açıklamış 370 milyon sermayeye karşı. Yani yılın sonunda eğer bu hızla giderse ya da bu performansı tekrar ederse sonraki çeyreklerde ancak hisse başına 1 lira kar üretebilecek bu yılın sonunda. Hisse başına 1 lira kar üreterek tek fende çok büyük şeyler bekleyemezsiniz bu arada. Ancak sonraki çeyreklerde bu manzaranın değiştiğine dair sinyaller gelirse bir şeyler olabilir. Bu işin temel tarafı. Şimdi teknik tarafına bakarsak teknik tarafta aslında kuvvetli bir al sinyali gelmiş durumda hareketli ortalamalardan. Yani biliyorsunuz bazen kısa vade için teknik ve temel uyuşmayabilir. O nedenle de teknik taraf kesinlikle kısa vadede al sinyalini üretmiş. Temel taraf henüz yani bu değerleme anlamında çok iyi şeyler söylemiyor. Tabii al sinyali üretmiş. Al sinyali ürettikten sonra da biz hisse senedinin bir %15 prim yaptığını görmüşüz 4 gün içerisinde. Ve alçalan trendine de dayandığını görüyoruz bu arada. Şu anda geldiği nokta 22.50 noktası çok kritik. 22.50'nin üzerine hacimli atmalar söz konusu olsa yani 22.50 seviyesi alçalan trend çizgisinden geçiyor. Bunun üzerine özellikle hacimli eğer yükselişler gelirse 22.50'nin üzerine hacimli bir biçimde geçilirse o takdirde biz rahatlıkla Tekfen'in bu bilançoya rağmen tarihi zirve olan 29'a gideceğini ve giderken de işte 24,30'un ilk direnç 26'nın ikinci direnç ve 29'un da tarihi zirve ve nihai direnç olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 22.50'nin hacimli kırılması söylediğim dirençlere doğru hisse senedini taşıyacaktır. Eğer kırılmazsa ne olur? Eğer kırılmazsa zaten 29'dan başladığı hafif eğimli aşağı trend devam edecek. Dolayısıyla da bu yükselişin sonuna gelmiş olacağız 22.50'de. O yüzden yatırımcıların pür dikkat 22.50'ye kilitlenmeleri gerekiyor. Oranın hacimli geçilip geçilmediğini takip etmesi gerekiyor. Bu arada geçemezse bir geri gelişe hazırlıklı olun bu kağıtta.